Yeni bir Forza Horizon 5 videosuyla birlikteyiz dostlarım. Ben Enes Gemci. Nasılsınız efendim? Umarım sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. Keyifler, moraller dilerim ki yerindedir. Forza Horizon 5 videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz videomuzda bir ilk izlenim yapmıştık hatırlarsanız. Evet, şimdi araç galerimize şöyle bakalım. Şimdi ilk dikkatimi çeken menülerde araç daha böyle bir izometrik kamera açısından gibi üstten gözüküyor dikkatinizi çekerse. Forza Horizon 5'te bu şekilde değildi hatırlarsanız. Şimdi en son bize... Oo, bu araçlar da mı bizim? Ama yok, para falan diyor ona. Aa yok, bunlar da mı bizim? O hepsini mi hediye ettiler? Abi siz ne kadar gönlü bol, gönlü geniş insanlarsınız. Ne kadar sevindirdiniz beni. Forza Horizon serisinde bilirsiniz. Çıkalım şuradan, sür diyelim. Bol bol araç hediye ediyorlar. Eğlencenize, keyfinize odaklanıyorsunuz dostlarım. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum böyle olmasını. Tam böyle stres atmalık, tam böyle keyifli, eğlenceli, tam böyle benim kafada olanların seveceği türden bir oyun. Both in need of a talented driver. Care to take a look? My friend Carmen is looking to photograph some storms in the area and she's asked for a driver with strong off-road skills. And Alejandra has requested a driver to help her search for a long-lost Vocho. With a bit of time before the next big event, who should we contact first? Dostlarım şöyle merak edenler için haritayı da şöyle göstereyim ben. Aa, ne oldu, mouse geldi. Şöyle haritayı göstereyim dostlarım. Böyle yeşillikli bölgeler var, tropikal. Ve aynı zamanda çöl tarzı kurak bölgeler de var tabii ki. Harita yani Forza Horizon 4'ten büyük mü? Yani çok aşırı bir büyük gibi gelmedi. Forza Horizon 4 ile aynı mıdır? Bir tık birazcık daha büyük olabilir. Emin değilim. Ama şöyle gözlemlediğim kadarıyla öyle aman aman bir çok aşırı bir büyüklük gözüme çarpmadı doğrusu. Öyle gelmedi bana. Şimdi dostlarım bu ne diyor? Gel bakalım gidelim. Sizlerle aslında bir harita keşif videosu yapmak istiyorum ama şu an daha oyunun en başında olduğumuz için bizi tam bir açılana kadar üst üste işte şurada şu etkinlik var, oyuna şu eklendi falan filan gibi tutorial tadında yönlendirmeler sık sık yapacaktır. O yüzden bu videomuzda vakit kalmaz ise ilerleyen videolarda bir harita keşif videosu da yapabiliriz. Böyle bir serbest takılırız, haritayı keşfederiz. Aman yarabbi nasıl döndüm öyle. Neyse şuradan hemen başlat diyelim. Fırtınaya doğru, El Camino. El Camino deyince direkt Breaking Bad aklıma geldi. Breaking Bad'in filmi. Final bölümünü film olarak yapmışlardı aslında. Breaking Bad severler zaten izlemiştir ama hani bilmeyenler için aklıma gelmişken dile getireyim dedim. Hız benim göbek adım. Haydi gidelim. Jeep verdi. Oo, kum fırtınasına girdik. Nasıl bir atmosfer, nasıl ortam, nasıl değişti ama hiç fena değil. Gayet. Bir de dönebilsem. Dostlarım oyunu bu arada Game Pass üzerinde oynuyorum. 9 Kasım'da çıkış yaptı Forza Horizon 5. Game Pass aboneliği sayesinde oynuyorum. Bilmeyenler için dile getirelim, haber verelim. Hem Forza Horizon 5 hem de diğer birçok Game Pass kütüphanesinde olan oyunları oynayıp deneyim edebilirsiniz. Oyunu açıkçası ilerleyen zamanlarda Steam kütüphaneme, kendi kütüphaneme almak istiyorum. Daha rahat oynamak adına, oyuna sahip olmak adına koleksiyonuma eklemek istiyorum. Ancak biraz bekleyeceğim çünkü oyun şu anda çok yüksek. Yani en üst paketini alırsanız 500 lira arkadaşlar. Yani bence hiçbir oyuna o kadar değmez, değmemeli, yazıktır yani. Her şeyin bir ederi vardır, ayıptır. Hangi oyun olursa olsun 400-500 gibi fiyatlar çok çok yüksek. Yani ülke ekonomimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Şu ekonomik koşullarda
Ben nasıl yönlendiriyorum onu ya? Şöyle mi? Ha. Şu an ilk videomu izlemeyenler için dile getireyim. Ya gamepad'imi algılamadı. Klavyeyle oynamak durumundayım. O yüzden de şöyle çekelim. O yüzden de biraz kontrollerde garip geliyor, biraz garipsiyorum. Yani alma düşüncesi olanlara, dostlarımıza da ben şahsen indirim dönemini beklemenizi tavsiye ederim. Yani oyun ne zaman, en kısa dönemde ne zaman indirime girer, ne kadarlık bir indirim, %10 mu %20 mi, daha mı fazla bilemiyoruz, kestirmek zor. Ama yani öyle 400-500 gibi fiyatlardan pek almanızı tavsiye etmem dostlarım ya. Tercih sizin tabii ki. Hazır Game Pass üzerinde gelmişken Game Pass üzerinde oynamanızı tavsiye ederim. Çok oynama hevesiniz var ise. Açıldı mı harita? Aa, bu ne? Kır rallisi parkuru. Burada bir haritada şey olması lazım. Stadyum olması lazım. Şurada stadyum. Bu stadyum mu? Stadyum mu bu? Gidelim mi arkadaşlar? Gidelim mi? Şöyle bir yandan da... Allah, ne oldu lan? Meksika'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Yanlış tuşa bastım. Pardon. Nasıl işaretliyoruz ya? Enter mı? O nasıl bir tuşmuş lan? Oğlum vallahi klavye çok tuhafıma geldi yala. Annem, lili 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 lili. Toyota Supra'yla şöyle bir takılalım dostlarım. Harita keşif videosu yapalım. Az önce etkinlik dedim, uzar mı acaba? Hazır dile getirmişken şöyle biraz haritayı keşfedelim. Meksika'nın o ortamlarını, mekanlarını keşfedelim dostlarım, değil mi? Bakalım bizleri neler bekliyor bu haritada. Şu anda bir yerimiz böyle bir tropikal yeşillik gibi, bir yerimiz ise dikkat ederseniz böyle bir çöl tarzı bir kum kurak bölge hakim. Ve evet, tabii ki bakın. Oyun Forza Horizon 3 ve Forza Horizon 4'te trafik soldan akıyordu. Forza Horizon 5'te ise trafik artık sağdan akıyor. Valla soldan akan trafik her ne kadar öncesinde garibimize gitse de uzun oynanış saatlerinden sonra alışıyordu elimiz. Gayet alışıyorduk. Hatta sağdan akan trafikli oyunlarda bile sola falan girdiğim oluyordu yani. Alıyoruz. Sola giriyoruz kardeşim. Şu an biraz garipsedim açıkçası. Bu neymiş? Ha, fast travel. Boyuna bir soldan akan trafik oyun modu gelmez mi? Lazım sanki. Değil mi? İşin esprisi tabii. Oo! Harika, dönmedim be. Merhaba, nasılsınız? Video çekiyorum şu anda. Takip mi ediyorsun beni? Bu online bir oyuncu bence. Selam. Hi, how Ulan mikrofon sesim inşallah kapalıdır ha. Konuşuyorum ama adam geliyor mu? Başka yere gitti. Oyun içi mikrofon sesim umarım kapalıdır. Yoksa yakınıma gelen insanların biraz kafasını şişireceğim. Ne diyor oğlum bu diyecekler. Ne diyorsun oğlum diyecekler. Ne diyorsun oğlum, ne anlatıyorsun diyecekler. Ama nasıl gidiyoruz? Yağ gibi akıyoruz kardeşim. Yağ gibi akıyoruz. Yani şimdi bir videoda haritayı komple keşfetmek olmaz. Süre çok uzar da. Keşfedebildiğimiz kadarıyla. Hoş karşılayınız lütfen efendim. İlerleyen videolarda yeni yeni bölgeler göreceğiz. Yeni yeni yerler keşfedeceğiz. Yeni aktiviteler göreceğiz. Yenilikler göreceğiz. Ne kadar seri konuştum ya. Yoruldum vallahi, nefesim kesildi ha. Anam, deli köpeği eziyorduk ya lan. Ay, Meksika'ya bayılıyorum hayatım. Gerçekten inanamıyorum. Aman ya Rabbi. Dönemedim ya. Stadyuma geldik. Stadyumu merak ediyordum. Burada bir futbol topu vardı. Bu futbol topu sabit duruyor mu? Yoksa etkinliklere özel mi? O niye öyle oldu? Şöyle bir gireceğim oraya da şöyle bir etrafını turlayalım. Farklı bir şey var mı? Bir yandan da şu işaretlediğimiz bölgeyi kapatalım.
Buradan giriliyor mu? Okey. Tamam, girelim hadi. Şuradan girelim. Şurada da bir giriş var sanırım. Vay be, stadyum var ha. Güzel ya, güzel. Merhabalar efendim, maça mı geldiniz? Ben de arabayla geldim işte. Bu ne stadı abi? Bu Amerikan futbolu mu? Bu futbol stadı değil, bu Amerikan futbolu falan mı? Hiç futbol stadına benzemiyor. Kale yok bir kere. Ama Amerikan futbol desek veya başka bir şey. Aa merhaba, nasılsın? Gel oynayalım hadi. Burada var ya olaylar olaylar yani. Neler neler olur arkadaşlar. Selam. Hi. Gel hadi oynayalım. Vay be. Rocket League aklıma geldi ha. Adamın kapısı mı kırılmış? Modifiye mi? O kapısı böyle bir tuhaf gözüktü. Dedim ulan adam arabadan mı inmiş? Ne olmuş? Tövbe estağfurullah. Oyun dedim böyle TPS kamera açılı bir oyuna mı döndü? GTA'ya mı döndü lan oyun? Aa adam gitti. Çıktı oyundan. Dedi ki bu topun sahibi herhalde beni oynatmaz mı dedi. Ne yaptı? Burada arkadaşlar sanırım şu anda var mıdır oyunda bilmiyorum ama burada böyle bir challenge tarzı, burada bu stada özel bence böyle eğlenceli oyun modları olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence olacaktır. Evet dostlarım, nereye doğru gidelim? Şuraya gidelim mi? Nasıl gideceğiz oraya? Harita. Oo ne verdin bana? Lamborghini mi verdin? Ya senin ben canını yerim kardeşim ya. Vallahi canı yerim. Ne tarafa doğru gidelim? Haritayı keşfedelim. Şöyle sahil tarafına, burası sahil mi? Şöyle bir şey yapalım. Biz burada mıyız şu an? Şöyle dağlık bölgeler, buralar sınır mı oluyor? Şuraya gidelim abi. Şuraya gidelim abi. İşaretle abicim. Ya arkadaş hep yanlış tuşa basıyorum. İşaretle abi. Garajıma Lamborghini... Oo kaç tane Lamborghini verdin bana? Lamborghini'ye bineyim mi? Toyota Supra ile mi devam edeyim? Lamborghini mi Toyota Supra mı? Lamborghini mi Toyota Supra mı? Hadi bakalım. Ne verdin bakayım bana? Nerede Lamborghini? Oo McLaren Senna. Ya sen yok musun sen? Harikasın sen ya. Vallahi gözlerim doldu seni görünce. Forza Horizon 4'te ne anılarımız var? Az mı yanladık seninle? Az mı yarışlara katıldık? Çok bekledik. Çok özledik. McLaren Senna'ya Forza Horizon 5'te yine kavuştuk dostlarım. Yeni Forza Horizon videolarımızla devam ediyoruz. Efendim umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım sıkılmıyorsunuzdur videolarımdan. İstekleriniz, talepleriniz var ise işte şunu yapın, şunu göster falan diye istekleriniz varsa elbette yorum kısmında dile getirin lütfen. Dilediğiniz gibi oynayalım efendim. Dilediğiniz gibi sunalım videoları. Ya sen harikasın sen ya. İç kameraya nasıl geçiyorduk? Şöyle mi geçiyorduk? Biraz iç kamerayla gitmeyelim mi? McLaren Senna'nın tadına bakın. Abi bu oyun enfes bir şey. Abicim bu oyun... Sen yok musun sen ya? Sen var ya, sen biliyorsun. İşini biliyorsun kardeşim. Orza sen canımsın, ciğerimsin kardeşim. Hop dış kamera. Ay geçemedim. Dış kamera kardeşim. Hemen. Bu kaydırmayı bilerek yapmadım ama olsun, şekil oldu. Ne oldu lan, polis siren sesi mi duydum yoksa ne oldu? Vay be. Bu oyunda Forza Horizon 4'te şeyden rahatsız olanlar vardı. Ya oyunda uzun yol yok diyorlardı. Uzun otoyol. Var da çok şey bölgesiydi yani, azdı. Şu tünellerin olduğu bölge var ya, hız denemeleri falan, böyle hız testleri, yarışlar genelde son hız testler falan orada yapılıyordu. Meksika'da sanıyorum uzun yollar daha da çoğalmış. Bu da oyuncuları sevindirecektir. Şimdi oradan git diyorsun da ben direkt düz gideceğim. Ankaralıyık biz, Ankaralıyık. Video çekiyorum hayatım. Olabildiğince kestirme gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, videoyu olabildiğince kalitesini yüksek tutmaya çalışıyorum ancak videoyu YouTube'a attığımda
render sonrası YouTube'a attığımda umarım görüntüden memnun kalırsınız. Umarım tatmin olursunuz görüntü kalitesinden. Yani çok düşürüyor YouTube. Hele ki yarış oyunlarında ayrı bir çok hızlı akışkan oyunlar olduğu için görüntü sürekli değişiyor. Hemen şuradan dönelim. Dönemedim ya. Niye oldu? Ben aslında o dağlık bölgeye gitmek istiyordum. Oraya da gideriz ya. Oraya da gideriz. Oo, bunlar kırılıyor mu? Bir an çarpacağız zannettim. Bazı ağaçlar kırılabiliyor. Bazıları tabii ki sert büyük ağaçları kıramıyorsunuz. Duvara Allah toslamış gibi o neydi lan? Benim patladı lan. Çıkırttım. Ay nasıl geliyorsun? Yalnız var ya çamura nasıl batıyor bak tekerler görüyor musunuz? Böyle bir bataklık hissiyatı vermiyor değil hani. Şimdi bir dakika benim buradan düz mü gitmem lazım? Ben sahile inecektim hacı ya. Lan vallahi çim biçme makinesi gibi arabayı kullanıyoruz ya. Oo manzaraya bak. Manzaraya bakın dostlarım. Dostlarım manzaraya bakın. Efsane. Meksika'nın enfes sahili. Pek bir güzelmiş. Pek bir hoşmuş yahu. Öyle değil mi? Pek bir güzelmiş. Vallahi bayağı hoşuma gitti. Şöyle bir sahilde tur atalım. McLaren Senna'yla okyanus keyfi. Deniz sahil keyfi. Araba da tozlandı ya. E kuma girersen o kadar Enes'cim. Olacağı bu. Ne olacağıdı? Ya ne olacağıdı? Aman yarabbi o nedir? Ne oluyor orada? Vay anasını. Ha ha ha. Vallahi otomatik neşe geldi ha. Burhan Altın Top moduma geçtim. Vay be sahil de sahilmiş ha. Vallahi büyükmüş. Aa bayağı büyükmüş ha. Bayağı uzun gidiyor ya. Haritada gözüktüğü gibi gerçekten bayağı devre devre gidiyoruz aynı zamanda. Nasıl geçtim ama harika geçmedim mi? Altından geçtim resmen. Suya girebilir miyim? Şöyle karşıya geçebilir miyim? Burası ada mı? Harika. Şöyle hop yan ver. Devam kardeşim. Lan burada komodo ejderi falan olmasın. Aman yarabbi. Çıkır kırım ha komodo ejderlerinden. Aa ne geldi? Tabii ki araç uzmanlığı devam ediyor dostlarım bilmeyenler için. Buradan aracınıza özel bonuslar kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız puanlarla açıyorsunuz. İşte ne bileyim Wellspin açsın. Ne bileyim efendim. Drift atarken puanlar böyle katlansın. İşte çarptığımda hemen puan sıfırlanmasın gibi özellikler açabiliyorsunuz. Hadi açalım bakalım. Oo para verdi. Var mı? Bitti mi? Ne bu? Tamam aç abi. Süper hadi çıkalım. Güzelmiş. Biz şöyle o ne buldum? Harika, harika. Fast travel noktası. Fast travel panosu. Şimdi ben haritanın şu bölgesinde miyim? Neredeyim abi ben? Ha bu bölgesindeyim. Tamam. İşaretlemeden şöyle biraz daha bir turlayalım. Yeni videolarımıza Forza Horizon 5'e devam edeceğiz dostlarım. Videoları olabildiğince sizleri sıkmadan akıcı bir deneyimle kısa kısa tutmaya çalışacağım. Montaj sonrası... Aha kaçırdık mı lan onu? Dur olayım hazır o kadar yanından geçmişken almadan gitmek olmaz. Pano gördün mü kıracaksın kardeşim. Exp verdi. Tecrübe puanı mı kazandık? Yani dikkat ederseniz öyle bir alışmışım ki sol trafiğe falan giriyorum yahu sağdan akıyor olmasına rağmen. Vallahi kaymak gibi akıyor. Ha, yolda akıyoruz kardeşim. Oo şimdi bakın yeşil bölgelere geldik. Böyle tropikal orman. Of. Bu manzara harikaymış. Ağaçlık bir bölgenin altından geçtik. Merhabalar efendim. Allah ben senin çok özür dilerim. Sakin olun beyefendi lütfen. Ben solundan geçecektim. Vallahi yanından geçemedim. Çok özür dilerim. Adam nerede? Yoldan mı çıktı? Çok özür dilerim. Aa koyun mu o ne o?
Vay anasını ya. Ha. Otomatik neşe geliyor ya. Vallahi Forza'yı görünce otomatik neşe geliyor. Bas gaza yavrum bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Senna yollarda kaymak gibi. Kafiyenin de içine ettik ula. Kafiye uyduramadım ula. O bir pano daha geçtik. Vallahi yollar güzel ha. Yani şöyle şu an ikinci bölümümüzdeyiz ama ilk izlenimler olarak gayet haritayı beğendim. Bir gözüme hoş geldi. Kurak bölgeler de var. Böyle yeşillik bölgeler var. Sahil bölgesi uzun tutulmuş. Meksika'nın o güzel kumsalını keşfettik biraz önce. Ve yolda akıyoruz kardeşim. Yolda akıyoruz. Bas gaza yavrum bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Ben şöyle işaretlemeden geziyorum ama umarım daire çizmiyoruzdur. Aa neyse hadi devam. Neyse hadi devam. Bir de şeye çıkarız. Bir videoda da şeye çıkarız. Dağa çıkarız. O yanardağ var ya, volkanik dağ. Enfes değil miydi? Enfes. Meksika tabii ki sıcak bir bölge olduğu için biliyorsunuz. Bu oyunda mevsim değişikliği oluyordu. Mevsim değişiklikleri. Haftalık olarak kış, yaz, ilkbahar, sonbahar diye değişiyordu mevsimler. Bu oyunda da sanıyorum yanlış öğrenmediysem Meksika kurak böyle hani sıcak bir bölge olduğu için kış mevsimi sanıyorum her bölgede olmayacak mıymış veyahut çok şiddetli bir şekilde mi olmayacakmış? Sanırım öyle bir şeydi. Yanıltmak istemem ama oyunu deneyim ettikçe, ilerledikçe göreceğiz. Oo şurada bir şey var. Oo bu tünel ne kadar güzelmiş. Büyükmüş ha. Şurada bir büyük bir köprü var. Köprüden geçmeyelim mi? Abi tünelin atmosferine bakar mısın? Tünelin atmosferine bakar mısınız? Kim geliyor lan arkamdan öyle? Oo tünel. Aman tünelden çıktık da şey köprü. Vay anasını. Vay anasını arkadaşlar. Vay anasını ya. Son hız gidiyoruz. Son hız gidiyoruz dostlarım. Son hız gidiyoruz. O ileride balonlar var. İnanamıyorum. Balonlar var, balonlar. Festival bölgesi mi yoksa orası? Son hız devam ediyoruz. Ben düz giderim kardeşim. Ben düz giderim. Yolumuzdan sapmadan bastık gaza ilerliyor oraya. Şunu da kırayım. Şuraya girdim. Niye oraya girdim? Çünkü orayı kırdım. Aman yarabbim bakın koca bir ağaç bu. Bunu kıramıyoruz zaten. Bu yani şimdi araç mesela hasar aldı ama bu oyun şey çok arcade değil ama simülasyon da değil. Simülasyon ve arcade'in tam ortasını dengelemiş bir oyun. Forza Horizon oyunları. Bilmeyenler için dile getirelim. Mesela Forza Motorsport serisi vardır. Bu tam bir simülasyondur. Mesela ben simülasyon oyunları pek sevmiyorum açıkçası. Bana pek hitap etmiyor. Simülasyon türünde oyunlar. O yüzden arcade türü bana daha çok hitap ediyor ama bu Forza Horizon tam şu anda oyun piyasasında en dengeli. Ne çok arcade ne çok simülasyon. O dengeyi o kadar tatlı tutturmuş ki rahatlıkla, keyifle akıp gidiyorsunuz, oynuyorsunuz dostlarım. Evet sevgili arkadaşlar. Vay 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 manzaraya gel. Manzara seni izlesin kardeşim. Bu ne böyle? Hey yavrum, şöyle sahile akmayalım mı? Sahile akmayalım mı? Lan bu yoksa bir dakika ben nereye geldim? Ha, burası farklı bir sahilmiş arkadaşlar. Bu Meksika'da da sahil bolmuş. He. İlk başta turlarken farklı bir sahildeydik. Şu an bakın farklı bir sahile geldik. Şu anda haritanın başka bir bölgesinde yeni bir sahildeyiz. Güzelmiş. Evet bu güzel manzara eşliğinde dostlarım. Şöyle. Bir videomuzun daha sonuna gelelim efendim. Umarım keyif almışsınızdır. Bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer
Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz ve beni çok mutlu edersiniz efendim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olunuz lütfen. Farklı videolarda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Enes'in harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Enes'in harikalar dünyası bu kanal herkese neşe saçıyı. Ha 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 ha. Kanalıma abone olun efendim.